Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde doğrusal eşitsizliklere başlıyoruz ve ilk olarak da bir tanım veriyoruz. Evet, bir reel sayının başka bir reel sayıdan küçük olması ne demektir? Evet, tanımımızı okuyalım. A ve B reel sayılar olmak üzere A artı P eşittir B olacak biçimde pozitif bir P reel sayısı varsa A, B'den küçüktür yazılır. A B'den küçükse, A küçüktür B ise, B de A'dan büyüktür biçiminde yazılabilir diye ifade etmişiz. Şimdi tabii ki bunu bir örnekle açıklayalım. Evet, çok aşikar olduğunu düşündüğümüz bir şey ama aslında aşikar değil. Bakın 2 3'ten küçüktür diyoruz. Peki nereden biliyoruz 2'nin 3'ten küçük olduğunu? Çünkü 2 ile bir P sayısının toplamının 3'e eşit olmasını sağlayacak şekilde, değil mi? Bir tane P pozitif reel sayısı var mı sorusunun cevabı evet olursa o zaman biz 2 3'ten küçüktür diye söyleyeceğiz. Bakalım bu nedir? Bir bilinmeyen ne? Birinci dereceden bir denklemdir. P kaç çıkar burada? 3'ten 2 çıkarsa 1 çıkar. Peki 1 pozitif bir reel sayı mıdır? Evet. Doğal olarak ne oldu? 2 sayısının 3'ten küçük olduğunu bu tanımı kullanarak ne yapmış oldum? Göstermiş oldum. Eğer 2 3'ten küçük ise, o zaman 3 de 2'den büyüktür. Yani 2 3'ten küçüktür. Küçük ise 3 de nedir diye yazabiliriz. 3 de 2'den büyüktür diye yazabiliriz. Bakın bir de olmayan, yani bu eşitsizliğin sağlanmadığı bir başka örnek vereyim. Mesela 2.01 küçüktür 2 midir diye soralım. Ne yapacağım? Yapmam gereken şey şu. 2.01 artı P eşittir 2 olacak şekilde bir P pozitif reel sayısı var mı? Bu sorunun cevabı evetse 2.01 nedir? 2'den küçüktür arkadaşlar. Bakalım. Bu bir birinci dereceden bir bilinen denklem. Burada P bilinmiyor. P eşittir 2 eksi 2.01'den cevap kaç çıkar? 0,0 eksi 0,01 çıkar. Eksi 0.01 pozitif bir reel sayı değildir. Demek ki böyle bir reel sayı olmadığına göre, yani bu sorunun cevabı hayır olduğuna göre 2.01 2'den küçük olamaz arkadaşlar. 2'den küçük değildir. Gördüğünüz gibi aslında çok aşikar dediğimiz, bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri bilmiyoruz. Gelelim şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik veya doğrusal eşitsizlik ne demek? Onun tanımını verelim. A, B birer reel sayı. A sıfırdan farklı olmak üzere, arkadaşlar. AX artı B küçük eşittir 0. AX artı B küçüktür 0. AX artı B büyük eşittir 0. AX artı B büyüktür 0 şeklindeki eşitsizliklere biz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik veya doğrusal eşitsizlik adını veriyoruz. Bu arada AX artı B küçük eşittir veya A küçük eşittir B ne demek onu da söyleyelim. A küçük eşittir B demek arkadaşlar A B'den küçüktür veya A B'ye eşittir demektir. Mesela arkadaşlar 3 3'ten küçük veya eşittir. Bu eşitsizlik doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Çünkü 3 nedir? 3'e eşittir. Yani bakın
3'ten küçük değil ama 3 3'e eşit olduğu için 3 ve 3 küçüktür veya eşittir 3 önermesi doğru bir önermedir. Benzer şekilde A büyük eşittir B de demek ne demektir? A B'den büyük veya A B'ye eşit demektir. Onu da ayrıca belirtmekte fayda var. Çünkü bu kavramlarda da bazen öğrencilerde sıkıntı olduğunu gözlemliyorum. Şimdi gelelim bunların çözüm kümesine. Yani AX artı B mesela sıfırdan küçük olduğunda bu eşitsizliğin çözüm kümesi, eşitsizliğin çözümü nedir? Eşitsizliğin çözümü nedir? Çözüm kümesi nedir diye çözüm kümesi nedir diye bakalım. Aralık kavramını vererek devam edeceğim. Aralık kavramını verelim. Aralık ne demektir diye arkadaşlar. İlk önce aralık kavramını vermeden önce de aslında sayı doğrusundan bahsedelim. Sayı doğrusu ne demektir? Sayı doğrusu deyince aklımıza ne geliyor? İşte bir tane doğru çiziyoruz. Değil mi? Doğru çiziyoruz. Bu doğrunun üzerine de güzelce gidiyoruz. Sayıları yerleştiriyoruz, değil mi? 0, işte 1 falan diye yazıyoruz böyle. Bunlar böyle sonsuza kadar da hatta gidiyor. İyi de peki bunu kim söylüyor? Şimdi bu ispatlanmıştır ki arkadaşlar, ispatlanmıştır ki biliyorsunuz bir çizgi bir doğru üzerinde sonsuz tane ne vardır? Sonsuz tane nokta var. Nokta var. Bir de reel sayılar kümesi var. Reel sayılar kümesi. Ve sonsuz tane de hatta sayılamaz sonsuzlukta. Sonsuz tane de ne var? Reel sayı var. Reel sayı var. İspatlanmıştır ki her bir reel sayı sayı doğrusu üzerindeki bir noktaya tekabül eder. Yani bu çift oklu olsaydı daha iyi olacaktı, değil mi? Şöyle yapalım. Bunu silelim. Bunu silemiyoruz. Silelim şunu arkadaşlar. Veyahut da silmeyelim. Ben silemeyi beceremediğime göre kendim çizgimi koyayım. Şuradaki. Evet, ne diyorduk? Diyorum ki, evet, sonsuz tane reel sayı var ve her bir reel sayı bu doğru üzerindeki bir noktaya karşılık gelir. Sen burada mesela diyebilirsin ki şurada bir nokta aldım ve ben bu noktayı sıfırla eşleştirdim diyebilirsin. Şurada bir nokta aldım, ben bu noktayı 0,1 ile eşleştirdim diyebilirsin diyor. Bir de bunun tersi var. Bir de bunun tersi var. Tersi de şunu söylüyor. Diyor ki tersi de diyor ki gene bir tane doğru çizdik. Bu doğrunun üzerindeki herhangi bir nokta diyor. Herhangi bir nokta çizdiğin zaman diyor. Bu noktalar diyor ne yapar diyor? Bir reel sayıya karşılık gelir diyor. Yani reel sayılar kümesiyle çizdiğimiz doğru üzerindeki tüm noktalar arasında birebir bir eşleşme söz konusu. Her reel sayı bir noktaya tekabül ediyor. Her nokta bir reel sayıya tekabül ediyor. Doğal olarak biz ne yapacağız? Doğal olarak biz ne? Bundan sonra şimdi aralık kavramını vereceğiz. Aralık ne demektir? Kapalı aralık ne demektir? Açık aralık ne demektir? Yarı açık aralıklar var. Onlar ne demektir? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu kavramlardan bahsederken de aralık kavramı diyelim. Aralık diyelim. Şimdi A ve B birer reel sayı olsun. A da B'den küçük olduğunu varsayalım. Ve AB kapalı aralığı ne demektir? Onu söyleyelim. AB kapalı aralığı arkadaşlar x'lerden meydana gelir. Öyle ki A küçük eşittir x, o da küçük eşittir b'dir ve x burada nedir? Bir reel sayıdır. Peki bunu sayı doğrusu üzerinde göster derlerse, o zaman sayı doğrusu üzerinde biz bunu nasıl ifade ederiz? Şöyle ifade ederiz. Deriz ki şurası A noktası olsun. A dahil olduğu için A noktasını böyle nokta şeklinde, kapalı bir nokta şeklinde gösteriyorum. B de bir nokta olsun. AB'den küçük olduğu için
A'yı B'nin sol tarafında yazıyorum. Çünkü bu sayı doğrusu üzerinde sayılar sağa doğru artar ve sola doğru da ne yapar? Sola doğru da azalır. Burada da buraya doğru da azalır. Çünkü bir defasında şöyle bir durumla karşı karşıya kalmıştım. Onu da ifade etmekte fayda var demek ki. Şimdi bakın sayı doğrusu çizdiğimiz zaman evet mesela 7, evet şimdi öğrenci bana çok iyi hatırlıyorum sormuştu 7 burada. Evet 7'nin sağındaki sayılar mı 7'den büyüktür diye sormuştu. 7'nin sağındaki sayılar mı 7'den büyüktür yoksa 7'nin solundaki sayılar mı 7'den büyüktür diye sormuştu. Üniversite 1. sınıfa gelen bir öğrencinin sorduğu bir soruydu bu arkadaşlar. Bir sayı doğrusu üzerinde sayılar sağa doğru gittikçe artarlar, büyürler ve sola doğru gittikçe de azalırlar. Yani 7 noktası burada ise 8 onun sağındadır. İşte 9 onun sağındadır ama işte 6 veya 5,5 nedir? Onun solundadır şeklinde ifade etmekte de yine fayda var. Evet tekrar edelim. Şimdi bu durumda AB kapalı aralığının ne olduğunu tarifini verdim ama siz AB deyince çok fazla anlamıyorsunuz. Çünkü A ve B sembolleri kafanızı karıştırıyor. O yüzden de örnek olarak mesela ne olsun? 2, 5 kapalı aralığını hem küme olarak yazalım hem de sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Bakın bu aralık hangi noktaları tekabül ediyor? Hangi noktaları simgeliyor? X'leri simgeliyor. Öyle ki 2 küçük eşittir x, o da küçük eşittir 5 ve x de bir tabii ki reel sayı. Burada 2 5 kapalı aralığı dediğim zaman bu aralıktaki tüm sayılar nedir? Birer reel sayıdır arkadaşlar. Peki o zaman bu kapalı aralığı ben sayı doğrusu üzerinde göstermek istersem nasıl göstereceğim? Ona da bakalım. Hemen şuraya sıfırı yerleştireyim. Buraya diyelim ki burası 2 olsun. Şurası 4 olsun. Burası 4 olsun. Şurası da 5 olsun. Aslında 4'e çok da ihtiyacımız yok. 4, evet çok da ihtiyacımız yok ona. Şurası da 5 olsun diyelim. 5 olsun diyelim. 2 ile 5 arasındaki tüm sayıların bulunduğu doğru parçasını çizeceğim. Bakın şimdi bir tane kırmızı ile doğru parçası çizeceğim buraya. Şu doğru parçasını görüyorsunuz. Bu doğru parçası ne olacaktır? Şöyle de ne yapabilirim? Tarıya iyice böyle karalayabilirim. Buradaki aralık bana neyi göstermekte? 2 ile 5 kapalı aralığı dediğimiz aralık arkadaşlar. Bu aralıktaki tüm reel sayıları ifade etmektedir. Mesela hangi sayılar bu aralık içindedir? 2'den büyük veya eşit olan, 5'ten ise küçük veya eşit olan sayılar bu aralığın elemanıdır. Mesela bakın 5,01 ne değildir? 2, 5 kapalı aralığının elemanı değildir. Neden? Çünkü 5,01 nedir? 5,01 5'ten büyüktür ve bu kapalı aralığa dahil olamaz. 1,999 ne değildir? Bu aralığın 2 5 kapalı aralığın nesi değildir? Elemanı değildir. Neden? Çünkü 1,999 2'den büyük değildir. 2'den küçüktür. O yüzden 2 5 kapalı aralığının bir elemanı olamaz arkadaşlar. Pekala, gelelim açık aralıklara. Açık aralıklar dediğimiz zaman ne anlayacağız? AB açık aralığı dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Bir kümeyi kastediyoruz. X'lerden oluşur. Öyle ki A küçüktür X, o da küçüktür B ve X bir tabii ki reel sayı. Peki ben bunu sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğim derseniz, sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğim derseniz, İlk önce A'yı ve B'yi işaretleyeceğiz. Pardon, yanlış yaptık. Bir saniye.
Çünkü noktamız dahil olmayacak bu sefer. A'yı açık, B'yi de açık olarak tarif edeceğim. Çünkü o noktalar bu kümenin elemanı değil. Bir de arkasından ne yapacağım? Bir de arkasından buraya bir doğru parçası çizeceğim. Şöyle doğru parçamızı da çizelim. Evet. Yamuk çizdik ama olsun. Önemli değil. Şurayı da şöyle karar. Tamam. Yani bakın bu A ve B bu kümenin elemanı değil. Ancak A'dan büyük olan, B'den küçük olan her reel sayı bu kümenin elemanı. Şimdi örnek verelim. Örnek verelim. Mesela ne verelim? Eksi 1, 3 açık aralığı. Bu açık aralık nasıl tarif edilecek? Eksi 1'den küçük olan ama 3'ten, eksi 1'den büyük olan, özür dilerim, ama 3'ten küçük olan tüm reel sayıların kümesi. Peki ben bunu bir sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Burası, şurası 0 olsun. Şurası eksi 1 olsun. Ve burası da 1, 2 ve 3 olsun. Şurası da 3 olsun. 3 de açık. Eksi 1 de açık. Çünkü ikisi de dahil değiller bu aralığa. Arkasından da ne yapacağım? Arkasından da kalınca bir çizgiyle bu doğru parçasını şöyle çizeceğim. Neden çizemediysek şöyle. Tabii ki doğru ilk baş çizdiğimiz doğru yamuk olunca sonra çizdiklerimizde yamuk oluyor. Sadece taramayla. Evet, şu taradığımız yeşil noktalar. Bu aralıktaki tüm noktalar ne oldu? Eksi 1, 3 aralığına dahil oldu. Mesela bakın eksi 1 bu kümenin elemanı mı? Hayır, değil. Çünkü eksi 1 dahil değil bu aralığa. Eksi 1, eksi 1'den küçük olmadığı için eksi 1, eksi 1'den küçük olmadığı için eksi 1, eksi 1, 3 açık aralığının elemanı değildir. 3 de ne değildir? Eksi 1, 3 açık aralığının üyesi, elemanı değildir. Neden? Çünkü 3 de, özür dilerim, 3 de ne değildir? 3'ten küçük değildir. 3'ten küçük olmadığına göre, yazamadık, 3'ten küçük olmadığına göre o zaman ne olamaz arkadaşlar? Bu kümenin elemanı olamazlar. Peki hangi mesela elemanlar var bu kümenin içerisinde? Tabii sonsuz tane var ama ben size örnek birkaç tane vermek için söylüyorum. Mesela ne var? Eksi 0.5. Bu kümenin elemanı mı? Eksi 1 ile 3'ün elemanı mı? Bakalım. Eksi 1'den büyük mü ve 3'ten küçük mü? Bakalım. Eksi 0. Yani eksi 1, eksi 1'in ne olması gerekir? Eksi 0.5'ten küçük olması gerekir. Bu peki gerçekten küçük mü? Kontrol edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Eksi 1 artı p eşittir eksi 0.5. Buradan p eşittir 0.5. Bu bir pozitif reel sayı mıdır? Evet. Öyleyse ben böyle bir pozitif reel sayının var olduğunu gösterdiğime göre eksi 0.5'in eksi 0.5'in eksi 1'den büyük olduğunu ispatlamış oldum mu? Oldum. Demek eksi 0.5 neymiş? Eksi 1'den büyükmüş. Peki eksi 0.5 3'ten küçük mü? Bunu da kontrol edeyim. Onu da kontrol etmek için eksi 0.5 artı p küçüktür. Eşittir 3 diyeceğiz. Özür dilerim. Eşittir 3 diyeceğiz. Ve burada p sayısı pozitif bir reel sayı olursa o zaman ben bu eşitsizliğin doğru olduğunu söylemiş olacağım. Bakalım p buradan kaç çıkar? 3.5. Peki 3.5 pozitif bir reel sayı mıdır? Evet. Öyleyse eksi 0.5 3'ten küçüktür. Demek ki eksi 0.5 gerçekten de eksi 0.5 demek ki nasıl bir sayıymış? 3'ten küçük ama eksi 1'den büyük olan bir sayıymış. Doğal olarak bu kümenin nesiymiş? Bir elemanıymış diye ifade
ediyoruz. Bunun dışında peki başka ne gibi aralıklarımız var? Yarı açık, yarı kapalı diyebileceğimiz aralıklar var arkadaşlar. Mesela A kapalı, B açık aralığımız. Peki bu nasıl bir kümeye tekabül ediyor? Öyle x'lerden oluşur ki A küçük eşittir x, o da küçüktür b. Ve x burada tabii ki reel sayı arkadaşlar. Yani A sayısı bu kümeye dahil ama B sayısı bu kümeye dahil değil. Sayı doğrusuyla gösterecek olursam, sayı doğrusuyla ifade edecek olursam sayı doğru mu çizdim? Ondan sonra A'yı kapalı olduğu için A noktasını dahil alıyorum, B noktasını dahil almıyorum. Bu aradaki tüm reel sayıları çiziyorum ve şu taralı bölge A noktası dahil taradığım doğru parçası A, B, A kapalı, B açık aralığını ifade eder. Örnek olarak gösterecek olursak mesela eksi 2 küçüktür, eksi 2 kapalı, 0 açık aralığını söyleyelim. Bu nasıl bir kümedir? Eksi 2 x'ten küçük veya eşittir ama o 0'dan küçüktür. 0'a eşit olmaması gerekiyor. X de bir tabii ki reel sayı. Biz bu aralıklardan bahsederken, aralıklarken hep reel sayıları anlayacağız. Ve sayı doğrusunda bunu göster dersek ne yapacağız? Sayı doğrumuzu hemen çizelim. Sayı doğrumuzu çizelim. Sayı doğrumuzu çizdik. Ve bunun üzerinde iki tane nokta yapacağım. Şurası eksi 2 diyeceğim. Burası eksi 2. Eksi 2 kapalı ama 0, 0 ne? Açık. Ve bu ikisinin arasındaki tüm noktalar. Şimdi mesela eksi 2 bu kümenin elemanı mıdır? Eksi 2 bu kümenin elemanı mıdır? Evet, elemanıdır. Çünkü nedir? Eksi 2, eksi 2'den küçük veya eşittir. Bu eşitsizlik sağlanır. Öte yandan 0 ne değildir? Bu kümenin elemanı değildir. Çünkü 0, 0'dan küçük olmadığı için arkadaşlar. 0, 0'dan küçük olmadığı için. Başka bir kapalı aralık şu formatta gösterilebilir. A açık, B kapalı. Bu küme nasıl bir kümedir? X'lerden oluşur. Öyle ki A küçüktür X, o da küçük eşittir B. Burada X bir reel sayı olmak üzere. Peki sayı doğrusu üzerinde ben bunu nasıl ifade ederim? Sayı doğrusu üzerinde doğrumu çizerim. Ondan sonra da A'yı açık olarak çizerim. B'yi dahil edeceğim için B noktasını böyle karalarım. Bir de aradaki bütün noktaları ne yaparım? Gene şöyle karalarım ve iki bakın nokta arasındaki A hariç B dahil olmak üzere bütün noktaların bulunduğu bu taralı bölge, taralı doğru parçası ne olur? Bu aralığı ifade eder. Bu da başka bir yarı açık aralık gösterisi arkadaşlar. Örnek olarak verecek olursak, en çok sevdiğimiz rakam. Mesela ne var? 3 var. Herkesin çok sevdiği bir rakamdır 3. İlk aklına gelen sayı genellikle kim işte sorduğunda 3 derler, 5 derler, 7 derler. Bakın 3 ve 7 olsun. 3, 7 olsun. Şimdi bakın 3, 7 kapalı aralığı nasıl bir aralıktır dediğimizde, nasıl bir kümedir dediğimizde öyle x'lerden oluşur ki 3 x'ten küçüktür. Bu da 7'den küçük veya eşittir. X de tabii ki burada bir reel sayıdır arkadaşlar. Ve peki aralık olarak gösterecek olursam nasıl, yani sayı doğrusu üzerine gösterecek olursam ne yaparım? Bir sayı doğrusu çizdim. Çizdikten sonra da geldim. 3 noktasını dahil etmediğim için nokta burada hariç, o yüzden açık, yani bir çember çiziyorum. 7'yi ise bir daire olarak gösteriyorum. Bu aradaki tüm sayıları da ne yapıyorum? Tarıyorum. Evet, bu aradaki tüm sayılar da bu kümenin elemanı.
3. Bu kümenin elemanı değildir. Çünkü arkadaşlar 3 3'ten küçük değildir. Bu eşitsizliği sağlamaz. Öte yandan 7 bu aralığın elemanıdır. Bu aralığın elemanıdır. Çünkü 7 7'den küçük veya eşittir. 7 7'den küçük veya eşittir. 3'ten küçük olan hiçbir sayı ve 7'den yani 3 ve 3'ten küçük olan hiçbir sayı ile 7'den büyük olan hiçbir sayı bu kümenin elemanı olamaz. Yani mesela 7.0001 ne olamaz? Bu kümenin elemanı olamaz. Çünkü neden? 7.0001 7'den büyük olan bir sayıdır. Doğal olarak bu kümenin elemanı olamaz. 3 ve 3'ten küçük olan her reel sayıda gene bu kümenin elemanı arkadaşlar olması mümkün değildir. Bir de arkadaşlar alttan sınırlı olup üstten sınırsız olan veya tam tersine üstten sınırlı olup alttan sınırsız olan aralıklar vardır. Biliyorsunuz sonsuz sembolümüz var bizim. Sonsuz tane reel sayı söz konusu. Mesela A artı sonsuz. Değil mi? Sonsuz tane reel sayı var. Reel sayıların sınırsız şekilde sonsuza kadar büyüdüğünü biliyoruz. Yani bir sonu yok reel sayıların. Hani en büyük reel sayı diye bir reel sayı söz konusu değil. Böyle bir aralık yazdığım zaman ne anlayacağız? Sonsuz simgesi. Bu bir sayı değil arkadaşlar. Bu bir simge. Ve bu bize şunu gösteriyor. Bu küme bize şunu gösteriyor. Bu bir aralık aslında. Bu da bir aralık. Ve nasıl bir aralık? X'lerden oluşur. Öyle ki X'ler A'dan büyüktür. Ve X'ler reel sayıdır. Yani A artı sonsuz aralığı dediğimizde A dahil değil. A'dan büyük olan her reel sayıyı kastediyoruz. A'dan büyük olan her reel sayıyı kastediyoruz. Bakın şöyle çizelim. Şöyle çizelim sayı doğrumuzu. Ve arkasından da şuraya A noktası diyelim. A noktasının sağındaki bu sonsuza kadar giden tüm doğru yani parçası ne olacaktır? Bu aralığın sayı doğrusu üzerinde gösterilmiş hali olacaktır. Örnek verecek olursak eksi 2 artı sonsuz aralığı arkadaşlar nasıl bir aralıktır? Ve ilk önce küme olarak yazayım. Öyle bir ön noktadan oluşur ki x'ler eksi 2'den büyüktür. Ve tabii ki x reel sayı burada arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak da sayı doğrumuzu çizdik. Çizdikten sonra geldik. Dedik ki şurası eksi 2 olsun ama eksi 2 dahil değil. Eksi 2'den büyük olan tüm reel sayılar eksi 2'nin sağındaki tüm bu sayı doğrusundaki tüm noktaları taradığım gibi gösteren doğrudur diye ifade edelim. Artı sonsuz. Pekala, kapalı olsaydı, şöyle olsaydı ne kastediyorduk onu da söyleyelim. A kapalı, çizdiğim A'dan başka her şeye benzedi yalnız 9'a da benzedi değil mi biraz? O yüzden daha düzgün bir A yazmaya çalışalım. Şöyle bir A yazalım. A artı sonsuz. Peki bu nasıl bir kümedir? Bu küme ise arkadaşlar A'dan büyük veya eşit olan tüm reel sayıların kümesidir. A'dan büyük veya eşit olan tüm reel sayıların kümesidir. Aradaki farkın ne olduğunu artık siz de anladınız. Az önce eksi 2 kümenin elemanı değildi. Şimdi ise eksi 2 ne olacak? Kümenin elemanı olacak. A dahil A'dan büyük olan tüm reel sayılar bu kümenin elemanıdır. Yani eksi 2 artı sonsuz aralığını ifade et dediğimizde biz neyi
anlayacağız. Eksi 2'den büyük veya eşit olan tüm reel sayılar kümesini anlayacağız. Ve bunu sayı doğrusu üzerinde göstermek istediğimizde de ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? İlk önce bir tane noktamızı, evet, eksi 2'yi dahil edeceğim. Eksi 2'yi şöyle daire olarak çizeceğim. Buraya eksi 2 diyeceğim ve eksi 2'den büyük olan tüm noktaları, bu sonsuza kadar gidiyor tabii ki. O yüzden ben şöyle göstermek yetinelim. Bu taralı doğru eksi 2 artı sonsuz aralığını ifade etmektedir arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir de eksi sonsuz var. Evet, bir de eksi sonsuz var arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Eksi sonsuz dediğimizde mesela şöyle bir aralık. Eksi sonsuz A açık aralığı ne demektir? Bu A'dan küçük olan tüm reel sayıların kümesidir. A'dan küçük olan tüm reel sayıların kümesini ifade eder. Eksi sonsuz A aralığı arkadaşlar. Ve onu da sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak, A noktası dışındaki A'dan küçük olan tüm reel sayıları ne yapacağız? Bakın şöyle sonsuza kadar gideceği için şöyle bir tane ok çizelim mavi renkli. Bu mavi renkli göstermiş olduğum kısım nedir? Eksi sonsuz eksi A aralığını, yani pardon, eksi A çıktı. Eksi sonsuz A sayısı, özür dilerim, A'dan küçük olan tüm reel sayıların kümesi eksi sonsuz A açık aralığıyla ifade edilir. Gelelim eksi sonsuz A kapalı aralığına. Eksi sonsuz A kapalı aralığına. Peki bu nasıl bir kümedir? Bu küme ise şöyle bir kümedir. X'lerden oluşur. Öyle ki X'ler A'dan küçük veya eşittir arkadaşlar. X'ler A'dan küçük veya eşittir. Yani bir sayı doğrusu çizdiğimizde, sayı doğrusu çizdiğimizde artık bu sefer A dahil olacak. A sayısı dahil olacak ve A'dan küçük olan tüm reel sayılarda gene bu kümenin nesi olacak? Elemanı olacak arkadaşlar. Sonsuza kadar gidecek bu. Şimdi şunu ifade edelim. Şöyle bir gösterim söz konusu mudur? Hayır, değildir. Eksi sonsuz bir simgedir. Bir sayı değildir. Doğal olarak onun dahil olması hiçbir zaman söz konusu olamaz arkadaşlar. Öte yandan bir de tabii ki bir başka aralığımız daha var. O da nedir arkadaşlar? Evet, eksi sonsuz, sonsuz aralığı. Bu zaten tüm reel sayılar kümesi demektir. Ve sayı doğrusunun tamamını ifade eder. Sayı doğrusunun tamamı. Yani bu sayı doğrusunu çizdiğim zaman bu sayı doğrusu ne demekmiş? Eksi sonsuz, sonsuz aralığı demekmiş. Bu sayı doğrusu üzerindeki tüm noktalar reel sayıları göstermektedir. Yani eksi sonsuz, sonsuz aralığını ifade etmektedir arkadaşlar. Şimdi bu dersimi burada sonlandıracağım. Ne yaptık? Kısaca özetleyelim. Doğrusal eşitsizliklere giriş yaparken önce bir sayının bir başka sayıdan küçük olması ne demektir? Onun tanımını verdik. Arkasından doğrusal eşitsizlik veya birinci dereceden bir bilinen eşitsizlik ne demektir? Onun tanımını verdik. Ve ardından da tabii ki aralıkların tanımını verdik. Çünkü bizim eşitsizliklerimizin çözüm kümeleri arkadaşlar birer aralık olacak. O yüzden aralık kavramını çok iyi anlamak durumundasınız. Bunu çok iyi bilmek durumundasınız arkadaşlar. Şimdilik dersimi sonlandırıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sevgiler.